Samsung'un yeni Galaxy A serisi gerçekten çok iddialı akıllı telefon modellerinden oluşuyor arkadaşlar. Orta sınıfa yeni soluk getiren bu akıllı telefon modellerinden ailenin orta sınıfı olan Galaxy A34 bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım. Galaxy A34 10.500 liralık fiyatıyla bizlere neler sunuyor? sevgili arkadaşlar sizler de kanalıma abone olup benim abone sayım arttırarak daha iyi işler yapmam için bana destek olabilirsiniz ve tabii ki sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Önümde bu sene çıkan Samsung'un yeni A serisindeki tüm akıllı telefonlar var. Galaxy A14 incelemesi yayında ve kanalda izleyebilirsiniz. Galaxy A34'ü şu anda izliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde de Galaxy A54'ün incelemesi sizlerle oluyor olacak. Gelelim bugünkü konumuz A34'e. Şimdi cihazlar gerçekten özel ve güzel teknik özelliklerle geliyor ama şöyle bir ince detay var. Galaxy S serisinin tasarım esintileri tüm A serisinde hissediliyor ve görülüyor. İlk videodan beri sizlere bunu söylüyorum ki Galaxy A34'e baktığımız zaman da yine bunu net bir şekilde görüyoruz sevgili arkadaşlar. Telefonun ön camında Gorilla Glass 5 kullanılmış durumda. Yan çerçeveleri plastik, arka çerçevesi yine plastik. Bu akıllı telefonun özellikle telefonun hangisinin hangisi modeli olduğunu anlamak gerçekten zor. Ben cümlemi, cümleyi kurarken bile şu an karıştı her şey birbirine. Siz düşünün telefonları masaya koyduğunuzda da hangisinin hangisi olduğunu anlamak gerçekten çok zor oluyor. Tasarımlar birbirinden bir tık farklı olsa da hangi cihaz daha premium, hangi cihaz daha alt versiyon diye sorduğunuzda ki ben sordum. Galaxy A34'ün Galaxy A44'ten daha üst olduğunu söyleyenler oldu tasarım anlamında. Ya yani tasarıma baktılar sadece öyle cihaza falan bakmadan. Bu hangisi daha iyi, hangisi daha düşük dedim. Galaxy A34'ü seçenler oldu. Gerçekten enteresan. O yüzden tasarımların birbirine ne kadar yakın olduğunu sizlere bu şekilde aktarmak istedim. Cihazda IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık bulunduğunu da sizlere aktarayım ve kutu içeriğiyle devam edeyim. Galaxy A34'ün içerisinden sadece akıllı telefon ve kablo çıkıyor. Oldukça ince ve küçük bir kutu ile gelen Galaxy A34'ün kutu içeriğinden bir adaptör çıkmıyor. Telefonun ekranına baktığımız zaman ekranda 120 Hz'lik bir yenileme hızının olduğunu görüyoruz. Bu güzel bir detay tabii ki. 6.6 inçlik bu süper AMOLED panelde açıkçası ekran deneyimi anlamında sizlere üzecek herhangi bir problemle ben karşılaşmadım arkadaşlar. Ekran çerçeveleri gayet özenli ve yerinde. Ekran az önce de sizlere söylediğim gibi Gorilla Glass 5 ile korunmuş durumda. Genel olarak ekran deneyimi anlamında cihazda ne oyun oynarken ne de genel bir film izlerken multimedya tüketirken büyük bir problemle karşılaşmadım. Sorunsuz bir cihazda bulunan ekran bizlerle buluşuyor. Şimdi gelelim performans tarafına. Çünkü Samsung bu sene A serisinde farklı bir strateji izlemiş arkadaşlar. Her cihazda farklı bir işlemci modeli var. Ki bu cihazda da Mediatek'in Dimensity serisinden bir işlemci modeli bulunuyor. Cihazda Dimensity 1080 modeli bir 6 nanometrelik üretim süreciyle üretilmiş bir işlemci görev yapmakta. Bu işlemci yeni nesil bir üretim süreciyle geliyor tabii ki. Daha düşük güç tüketiyor. Daha iyi bir performansı bizlerle buluşturuyor. Verimlilik anlamında başarılı sonuçları bizlerle buluşturan bu işlemci modeli tabii ki bu cihazın da bulunduğu segmente gibi orta sınıf bir işlemci modeli arkadaşlar ve sizlerin beklentisini bu seviyede tutması en doğru karar olacaktır. Bu akıllı telefonun performansı açısından. Yaptığım oyun testlerinde ve genel kullanım testlerinde özellikle ya şöyle bir sıkıntı var cihazda şöyle bir kas oldu. İşte şöyle bir dar boğaz oluyor, sıkıntı oluyor gibi şeylerle çok önemli seviyede karşılaşmadım arkadaşlar. Totalde bir 8 GB RAM bizlerle buluşuyor. Gelelim depolama tarafına. Cihazlı depolama anlamında arkadaşlar 128 GB'lık bir depolama var. Eğer isterseniz hafızayı Micro SD kart ile artırmanız mümkün oluyor. Ancak burada da iki SIM karttan birinden vazgeçmeniz gerekiyor. Cihazdaki çift SIM kart desteğini tam anlamıyla kullanabilmeniz için Micro SD kartı ya kullanmayacaksınız ya da Micro SD kartı kullanıyorsanız bir tane SIM karttan vazgeçmeniz gerekiyor. Böyle de bir tasarımla geliyor Galaxy A34. Terf özetleyelim ve hemen buradan kameralara geçelim. Çünkü kameralarda beğendiğim sonuçlar var. sizlerde zaten beğeneceksiniz ve göreceksiniz. Cihazın içerisinde bulunan Dimensity 1080 işlemcinin sizleri genel anlamda ve günlük yaşantınızda çok da üzeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yaptığım testlerde, oyun testlerinde dediğim gibi genel kullanımda vesaire böyle bir şeyle karşılaşmadım. Sizin canınızı sıkacak bir performansa sahip değil bu akıllı telefon. Ancak sizler cihazı alırken ne satın aldığınızı iyi anlamalısınız. Yani bu cihazdan bir amiral gemisi performans beklememeniz lazım. Beklerseniz üzülürsünüz. O yüzden cihazın segmenti belli, sundukları belli, hedeflediği kitle belli. O kitleden biriyseniz ve o hedefe dahilseniz sizlerde. Bu cihazı satın alabilir. Satın aldığınızda da mutlu olabilirsiniz. Gelelim kameralara. Cihazın kameraları zaten tasarım anlamında ortada arkadaşlar. Ana kamerada 48 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapıyor. Bu kamerada arkadaşlar OIS desteği var. Bu güzel bir detay açıkçası. Bu seviyede bir OIS desteğinin olması güzel olmuş. Ultra geniş açılı kameramız 8 megapiksel f2.2 diyafram aralığına sahip ve 123 derecelik gayet geniş açılı çekimleri bizlerle buluşturabiliyor. 5 megapiksellik bir makro kamerada bu akıllı telefonla görev yapıyor. Benim her zaman söylediğim gibi makro kamera benim için eğlence amaçlı olan bir kamera. Yani bu seviyelerdeki makro kameralar benim için öyle. Böyle sosyal medyada falan bir şeyler paylaşırken kullanabilirsiniz. O şekilde işinizi görebilir. Bunun fazlası için de anılarınızı biriktirebilirsiniz ya da fotoğraf çekebilirsiniz. Özellikle güneş ışığı altında yapacağınız çekimlerde güzel işler de sizlerle buluşabilir. Ancak çözünürlük çok büyük olmadığı için uzun vadede ne kadar işinize yarar orası muamma. Bu cihazdan bağımsız tüm cihazlar için bu makro pro kamera için aynı şeyleri söylüyorum. O yüzden gönlüm rahat, içim ferah. Dediğim gibi kameralar ışık güzel olduğunda iyi işleri bizlerle buluşturuyor. Işık azaldığında ise çok da böyle ultra bir hüsran yaşamıyoruz. Klasik akıllı telefonlarda yaşadığımız ışık azaldığındaki problemler, grenler vesaire yine cihazda mevcut doğal olarak. Ama böyle çok ultra uçlarda inanamadım böyle bir şey olmasına falan diyebileceğim bir sonuç yok bu akıllı telefonda ışık azaldığında sevgili arkadaşlar. Tabi yapay zeka ile fotoğrafları işliyor. Bazen renkler çok patlayabiliyor. Netleme ve böyle anlık fotoğraf çekebilme konusunda bu cihazda önemli bir eksi yok. Yani gayet iyi çalışıyor gerçekten bu konuda. Video konusunda 1080p 30 video konusunda 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön kameraya baktığımızda ise 13 megapiksellik hafif geniş açılı çekimler yapabileceğiniz bir selfie kamerasının görev yaptığını görmekteyiz arkadaşlar. Yine arka kameralarda olduğu gibi cihazın segmentiyle karşılaştırdığında ön kameranın da yeterli ve yerinde bir performansı bizlerle buluşturduğunu sizler paylaşmam lazım sevgili arkadaşlar. Gelelim pil tarafına Galaxy A34 5000 mAh'lık bir pil görev yapıyor. Bu pil 25 wattlık bir hızlı şarj destekli pil arkadaşlar. Adaptör kutudan çıkmıyor ancak 25 wattlık bir hızlı şarj desteği var. Cihaz buçuk güne kadar size de bir pil ömrü sunabilir. Yoğun kullanım yapmazsanız yoğun kullanımlarda buçuk gün pilin gitmesi çok da mümkün gözükmüyor sevgili arkadaşlar ve kameraları da şöyle özetleyeyim. Açıkça konuşmak gerekirse bu ailede Galaxy A14'ün de ana kamerasından çok etkilenmiştim. Galaxy A34'ün de ana kamerasından çok etkilendim. Tabii ki elimde olduğu için bunu da inceliyorum şu anda. Çalışıyorum üstüne. Galaxy A4'ün de ana kamerasından gerçekten etkilendim. Çok iyi sonuçları bizlerle buluşturuyor. 3 cihazda özel Galaxy A14 beklentimin çok ötesinde bir ana kameraya sahip. Sonuçta giriş seviyesi ailenin performans anlamındaki yorumlarımı zaten bilenler bilir ama ana kameraları 3 cihazında çok başarılı arkadaşlar. Zaten sonuçları sizler de gördünüz ve artık bu sonuçların yorumlarını sizlerden de aşağıda bekliyorum. Ben son değerlendirmeye doğru geçiyorum. Galaxy A34'ün fiyatı 10.000 ile 10.500 TL bandında sevgili arkadaşlar. Ve bu cihazı satın alabilmek bana sorarsanız mevcut piyasada bu fiyatta çok da mantıksız değil. Zaten piyasada fiyatlar sürekli oynuyor ve bu oynamalar hep yukarı yönlü ne yazık ki. Bu mevcut piyasada tercih edilebilir bir akıllı telefon modeli mi derseniz bence bir göz atmanızda fayda var derim sizlere. Sizler ne düşünüyorsunuz dediğim gibi bu akıllı telefon hakkında? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın bakın ve hoşçakalın efendim. Bay bay.